Nur Hanım. İkinci yarışmacımız. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok iyiyim efendim. Müthiş bir performans evet. izledim. Siz Türk Dili ve Edebiyatı okuyorsunuz. Lütfen Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi olarak yorumlar mısınız Pelin Hanım'ın Türk Dili'ne olan hakimiyeti? Çok çok hakim belli yani ve evet kesinlikle çok güzel yarıştı. Korkuyorum o yüzden. Ama biraz önce yaptığımız küçük sohbette öğrendim ki aynı sorular size gelseymiş. Evet. Aynı başarıyı gösterir misiniz? Bence zordu sorular. Evet kesinlikle zordu. Burç'ta bir harf aldı Pelin Hanım. Belki şu anda üzülüyor o aldığı harfi. Siz alır mıydınız? Almazdınız. Potada kesa. Almazdım. Almazdım. Sonra biraz daha zorlaştırdık işi. Zifirler, nizamiler. İkisinde de almadım ama ondan sonra aldım ben. Hangisi? Averaj. Averaj da evet. Öyle mi? Evet. Allah aslında Allah. Çok da iyi bildiğim bir terim ama. Şimdi benim burada korktuğum şu var. İkinci soru. Aynı zamanda bir erkek ismi olarak kullanılıyor ama hemen akla gelir mi? Onun aşağısındakilerde şurada takılır, belki bir harf alır Sena Nur Hanım dediğim inanın bir tanecik bile soru yok. İki tane harf alacağız. O iki harfi birden alırsak 1 dakika 15 saniye arttırmak lazım. Gelin biz diyelim ki tek harf. Aynen bence de. Olur mu? Olur. Neden olmasın? Başlayalım mı? Tamam. Derin bir nefes. İşte ilk soru geliyor. Mecazi anlamda uydurma sebep bahane. Asıl anlamı da tutacak demek. Tutacak demek. Uydurma sebep bahane. İlla bir tutacak uydurursun. İlla ki bir tutacak bulursun. Bir tane harf alayım bence. Burada mı? Ama çok heyecanlı olduğum için. Alalım hadi bir harf. Alalım ya. Kabın, kacağın, tutacağı. Kulp. Kulp. 3 var. Ah ben o harfi burada aldırmayacaktım size. Ben o harfi burada aldıracaktım size. Buyurun. Bu daha zor çünkü. Birçok emek ve tehlikeli uğraşma pahasına erişilen mutlu sonuç. Daha güzeli Zafer. Zafer de bir erkek ismidir. Bu da bir erkek ismidir. Bu öz Türkçedir. Galibiyet, zafer anlamına gelir. Çok zor. Alalım mı bir harf? Olur alalım. Durduralım artık ama. Artık süreyi şey yaparım artık. Bir erkek ismi arıyoruz. İkinci harfi T. Zafer leş anlamı. Öz Türkçe. Hiç aklıma gelmiyor. Zor. İlk harfi gelseydi belki daha kolaydı. Belli ki sesli harfle başlıyor ama evet. değil mi? Sesli harfle başlıyor. Sonra bir T harfi. Atak mı? Atak diye erkek ismi yok. Hiç. Hadi uydurun biraz. Etki, atkı. Etki diye isim olur mu ya? Hiç aklıma gelmiyor ya. Etki diye isim olmaz. Ama ona benzer başka bir şey var. Et. Etki diye isim yok. Etçi. Etçi mi? Utku, Utku ya. Utku. Denedik yahu. En azından şimdi bundan sonra daha rahat bir şekilde eğlenebileceğim en azından. Ve de 9000 çok... puana halen ulaşabilecek durumdayız. Sizi mutlu edecek bir sonuçla bitirelim. Umarım, olur mu? İnşallah. Hadi gelsin yeni soru. 5 harflidir. Şöyle bir sorudur efendim. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan terim. Kelime. Ne deriz? Terim. Terim deriz gayet güzel. Hadi yenisi gelsin. Nasıl bir soru? Yabanisine ahlat da denen meyveyi soruyorum size. Ahlat ağacını izlediniz mi? İzlemediniz. Ahlat, yabanisine ahlat. Bir atasözü var. Ayının 40 tane türküsü var, 40'ı da ahlat üstüne. Hiç bilmiyorum. Harf alayım artık zaten yani. Ya ayı bunu seviyorum. Işte. Armut. Ne olabilir? Armut. Armuttur. Hadi. Bir atasözünü söyleseydiniz daha çabuk harf almadan aklıma gelirdi. Söyledim mi atasözünü? Yok daha bilindik onun armutun irisini işte ayı iyi. Yok onu daha samimi ortamlarda kullanılabilecek bir atasözü oralarda kullanırız. Şimdi şuna bir bakın. Efendim Doğu Afrika'ya özgü sürek avı. Onun bir ismi var. Sürek avı. Evet her dilde kullanılıyor o isim. Doğu Afrika'da yapılan sürek avlarının ki şimdilerde av değil onlar tur. Hani böyle turistleri bindiriyorlar, gezdiriyorlar ya. Neye çıkartıyorlar onları? Böyle pantolonlarını giyiyorlar, kısa pantolonlarını. Onlara da bu isim veriliyor. Nokta nokta pantolon. Fotoğraf çekiyorlar.
kaplan değil, aslanların filan. Harf alacağım bir tane. Hadi gelsin. Her dilde, dediğim gibi her dilde kullanılıyor. Ama köküne inecek olursanız aslında sefer kelimesinden. Safari. Safari, buyurun. Süreye bakıyorum, 1 dakika 52 saniye. Yetişir, yetişir. Buyurun, geliyor yeni soru. Taziyelerde, kutlamalarda kullanılan çember çelenk. Çiçek aranjmanına çelenk denir efendim. Hadi yenisi. 7 artı cevaplar. Buyurun. Tam ortasına vardık demektir. Diyor ki bir maddeyi kazımaya, sökmeye... Spatula mı? Veya yaymaya yarayan el aleti. Spatula. Durdu ve 700 puan kazandı. İyi miyiz? İyiyiz değil mi? Tamam, keyfini çıkartıyoruz. Tabii her şeyden ki. Önce. Bu da bir söz dizisi. Tamam. Birleşik yazıldığı da görülür. Ayrı yazılan doğru hali. Aklınıza birden fazla cevap getirebilir. Unutmayın bu 7 harfli. Tamam. Buyurun. Korkusuz, yürekli, cesur. 2 kelime. Gözü pek. Oldu mu? Oldu. Oldu vallahi. İlginç bir soru, ilginç bir cevap. Buyurun, ilk 8 harfli cevabınız. Uygunsuz durumda yakalanmak. Eyvah, uygunsuz basılmak. Durumda yak. Ne? Basılmak. Basılmak. Olmaz olsun Utku. Tanıdığınız var mı Utku yok, isminde? Yok, hiç yok. Bundan ama sonra bundan da tanışmazsınız. Sonra da olmayacak, aynen bundan sonra da olmayacak. Buyurun, yenisi geliyor efendim. Koruma, saklama veya korunum. Bu anlamlarda Arapça kökenli bir kelime istiyorum sizden. Koruma, saklama. Mesela saklama kabı. Muhafaza. 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 Gayet güzel. Gayet güzel. Tek kelimedir efendim. 9 harfli cevapların ilkidir. Şöyle sorulmuştur. Buyursunlar. Sevmek, hoşlanmak. Bu anlamda bir birleşik kelime. Kelimeler birleşirken de böyle bir çiftleme yaşanmış. Tam ortasında. Ki bunun zıddı daha çok kullanılır. Mesela birini sevmiyorsanız, o kişiden hoşlanmıyorsanız ben o adamdan hiç... Soğumak değil. Hiç keyif vermiyor o adam bana. O adam bana hiç keyif vermiyor. Harf alacağım. Buyurun, aldık bir harf. Haz... Ha gayret. Haz etmek. Haz etmek, buyurun. 800 puan daha. Kaç olacak? 8800 olacak. Hadi gelsin yenisi. 2 kelime. Oturup sohbet etmek amacıyla akraba veya komşulara yapılan ziyarete... 5 çay mı? Allah aşkına siz Bristol'de falan mı yaşıyorsunuz? Sohbet etmek amacıyla akraba veya komşulara yapılan ziyarete... Neye gidiyoruz biz? Oturma... Onların, komşuların 7 saniye, 6 saniye harf istedik. Dik mi? İstedik, evet. İstedik. Ev oturması mı? Ev oturması değil. Ev, bir buraya gittim, bir de ona, oradan da ona. Ev 40 kapının ipini çektim. Ev? Gezisi mi? Ev gezisi değil o. Ev gezisine gittik, başka şey. Ev gezisine emlakçıyla gidilir. Ev seyahat. Ev. Bulan var mı? Var mı? Yok. Arka ne tarafta bulamadım. Ya, ev? Komşuluk bitti Sena Nur Hanım. Buradan bunu anlıyoruz. Neymiş efendim? Çok kötü. Ev gezmesi yahu. Hep heyecandan kaybettim. Son iki soru 5 saniye kaldı. Tamam. Heyecanlanırsanız onları da göremeyeceğiz. Tamam. Ha gayret. Biner puan kazandıracaklar. Tamam. Ekstra dedi belgenin. Harf alayım bir tane. Bir diğer adıdır efendim. Neydi ya ekstra? Böyle kredi kartı ekstraları falan oluyordu. Neyi gönderiyorlardı? Hesap Hüla. Özeti. Hesap özeti, gayet güzel. Son soru, son cevap. Ve iki kelimeden oluşuyor o cevap. Ve sonunda Mac ya da Mac var. Tamam. Master var. Buyursunlar. Bir şeye karşı harf alayım bir tane. İstek duymak, o şeye karşı eğilimli olmak. Yapacağım ben bunu demek. İstiyorum yapmayı demek. Heves etmek. Heves etmek. 900 puan.
Keyifli miydi? Çok keyifliydi. Siz buradaydınız da ondan efendim. Bir de kocaman alkış ne olur. Ben teşekkür ederim.